Bir yılancının donmuş, uyuşmuş bir ejderhayı iple bağlayıp Bağdat'a getirmesi. Bir yılancı efsunları ile yılan tutmak için dağlık yerlere gitti. O, karda kışta, dağlarda iri bir yılan arayıp durmada idi. Orada pek büyük bir ejderha gördü. Ejderha ölmüştü ama şeklinden yılancının gönlü korku ile doldu. Yılancı halkı hayrete düşürmek için o ejderhayı aldı, Bağdat'a getirdi. Zavallı birkaç kuruş kazanmak için o direk gibi olan ejderhayı sürükleyip duruyordu. "Ben size ölü bir ejderha getirdim. Ama onu yakalamak için çok zahmetler çektim," diyordu. Yılancı onu ölmüş sanıyordu. Halbuki ejderha diri idi. Dikkatle bakıp onun canlı olduğunu anlayamamıştı. O soğuktan, kardan donmuş, kas katı kesilmişti. Ölü gibi görünüyordu ama diri idi. Onu Bağdat'a kadar getirdi. Çarşıda, dört yol ağzında bir gürültü koparmak, halkı başına toplamak istiyordu. Sonunda o yılanı aldı, Dicle Nehri kıyısında bir peykenin üstüne koydu ve kocaman bir ejderhanın getirilmiş olduğu haberi Bağdat içinde çalkalanmaya başladı. "Bir yılancı," diyorlardı, "görülmemiş, kocaman bir ejderhayı avlayarak Bağdat'a getirmiş." Yüz binlerce ahmak toplandı. Onlar ahmaklıklarından onun gibi donmuş bir yılana av oldular. Ejderhayı görmeye gelen kişiler de, yılancı da şehirde işini gücünü görmek için dağılmış olan halkın toplanmasını bekliyorlardı. Yılancı, seyre gelen halk çoğalsın da eline geçecek para daha da artsın diye düşünüyordu. Yüz binlerce meraklı kişi toplandı. Onlar halka olmuşlardı. Herkes ayak parmaklarının uçlarına basarak boyunu yükseltiyor, ejderhayı görmek istiyordu. Kalabalıktan, heyecandan erkeğin kadından haberi yoktu. Kıyamet günü gibi halkın ileri gelenleri ile cahil ve avamdan olanları birbirine karışmıştı. Yılancı, yılanı sardığı kilimi kımıldattıkça toplanan halk boyunlarını uzatıyordu. Soğuktan donmuş, uyumuş olan ejderha bir takım paçavraların kilimin altında idi. Yılancı ihtiyatı elden bırakmamış, onu kalın iplerle, halatlarla bağlamıştı. Fakat halkın toplanması beklenirken iyice zaman geçmiş ve ırak güneşi yılanın üstüne vurmuştu. Sıcak memleketin güneşi ejderhayı ısıtınca onun bedenindeki soğukluk, uyuşukluk gitmişti. Ölü sanılan ejderha dirilmiş, kımıldamaya başlamıştı. Ejderhanın kımıldanışı yüzünden de halkın şaşkınlığı bir iken 100.000 oldu. Seyirciler şaşkınlıktan naralar attılar. Ejderhanın kımıldanışını görünce hepsi de bağırarak kaçışmaya başladılar. O bağırışmalar arasında yılan iplerini, bağlarını kopardı. Kopan iplerin çatırtısı her taraftan duyuluyordu. O çirkin ejderha kükremiş aslan gibi bağlarını kopardı ve örtülerinin altından sıyrılıp çıktı. Ejderhanın korkusundan kaçışan seyirciler arasında birçok kişi ayaklar altında kaldı, ezilip öldü. Yere yıkılıp kalanlardan, ölenlerden yığınlar meydana geldi. Yılancı, "Ben dağlardan, kırlardan ne getirmişim?" diye korkusundan olduğu yerde kas katı kaldı, kaçamadı. Ejderha yılancıyı yuttuktan sonra kendisini bir direğe sardı ve direği sıkarak yuttuğu yılancının kemiklerini kırdı. "Ey insanoğlu,
senin nefsin de bir ejderhadır. Ölmüş görünse bile ölmemiştir. Günah işlemek için eline fırsat geçmediğinden ötürü gamdan uyuşmuş bir halde donmuş gibi beklemektedir. Nefis güçlense, fırsat bulsa hemen firavunluğa başlar. Yüzlerce Musa'nın, yüzlerce Harun'un yolunu keser. Nefis ejderhası yokluğa, yoksulluğa, fakirliğe düşerse küçük bir kuvvet haline girer. Fakat mal, mülk, yüksek mevki yüzünden nefis sivrisineği çaylak kesilir. Her nefis ejderhasını ayrılık karları altında tut. Aklını başına al da onu güneşin altına getirme. Dikkat et ki ejderhan donmuş bir halde kalsın. Eğer o canlanırsa sen onun bir lokması olursun. Onu mat et de mat olmaktan, manen ölmekten emin ol. Ona acıma. O acımaya ve iyiliğe layık değildir. Çünkü üstüne şehvet güneşinin harareti vurunca o pis baykuş kanatlanır uçar. Onunla yiğitçe savaşa giriş de buna karşılık Allah sana manen kendisi ile buluşmayı ihsan etsin. Sen o nefse cefa etmeksizin, riyazatlar ve mücahade çektirmeksizin onu uslu, vefalı bir halde tutmayı mı umuyorsun? Her soysuz ve aşağılık kişiye nefsi zapt etmek nasip olur mu? Ejderhayı öldürmek için Musa olmak gerek. Hazreti Musa'nın ejderha şekline giren asasından korktukları için yüz binlerce kişi kaçarken ayak altında kalmış, Hakk'ın takdiri ile ezilmişlerdi. Arayan sonunda aradığını bulur. İster yavaş gitsin, ister acele koşsun, arayan elbette aradığını bulur. Ey hak yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl. Çünkü istek iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, edepsizce bile olsa yine onun yolunda ol. Ona doğru sürün, onu, yani Allah'ı ara. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak her taraftan o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalış. Yakup aleyhisselam oğullarına Yusuf'u haddinden fazla, yani çok çok arayınız dedi. Her duygunuzu, yani gözünüzü, kulağınızı hep bu aramaya verin ve onu bulacağız diye her tarafa koşun, her tarafta onu arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz, yani umutsuzluğa düşmeyiniz, dedi. Oğlunu kaybetmiş bir baba gibi her tarafa gidin, her tarafta onu araştırın. Onu ağızla sorup soruşturun, dört yana kulak verip onun sesini duymaya çalışın. Nereden güzel bir koku gelirse onu koklayınız. Ne taraftan o tanıdığın, o bildiğin kokusunu alırsanız o tarafa yürüyünüz. Nerede birisinden bir iyilik, bir lütuf görürsen sevin, teşekkür et. Böylece belki sen o lütfun aslına, kaynağına yol bulursun. Çünkü bu dünyada gördüğün bütün bu hoşluklar, bu güzellikler, bu iyilikler
sonsuz bir deryadan sızıp gelmektedir. Sen cüz'ü bırak da kül'e doğru yüz çevir. Küllü ara, küllü bul. Halkın didişmesi, çekişmesi hep güzellik içindir. Yapraksız bulunmanın güzelliği, süsü, Tuğba ağacının nişanıdır. Yani yoksulluk azığı, mutluluk belirtisidir. Halkın hiddeti, öfkesi, savaşı uzlaşmak, barışmak içindir. Rahatı tuzağa düşürecek, yani elde edecek olan rahatsızlıktır. Her tokat okşamak için vurulur. Her şikayet insana şükretmeyi anlatır. Ey kerem sahibi, sen cüzden külün kokusunu al. Ey hikmet sahibi, sen de zıddın kokusunu, yani kötülüklerden iyilik, mutsuzluklardan mutluluk kokusu al. Zavallı insan, kendini gereği gibi bilemedi, tanıyamadı. Çok ötelerden, yücelerden, ezel aleminden geldi, bu noksanlar alemine, bu kirli dünyaya düştü. İnsan kendisini ucuza sattı. O çok değerli atlas bir kumaş gibi idi, tuttu kendini bir hırkaya yamadı. Bu dünyada her şey, senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Allah seni bir avuç toprak iken nasıl insan yaptı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve tanımak gerek. Gördüğümüz cansızların hepsi de bu yanda, yani bize, bu aleme göre cansızdır, ölüdür. O yanda, hakikat aleminde canlıdırlar. Burada susup duruyorlar, orada konuşmaktadırlar. Allah onları o taraftan bizim tarafa gönderince, Musa'nın asası gibi bize karşı ejderha olurlar. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir. Onunla beraber ilahi okur. Demir onun avucunda mum gibi yumuşar. Rüzgar Hazreti Süleyman'a hammal olur. Onu taşır. Deniz Hazreti Musa'ya söz söyler. Onunla konuşur. Ay Hazreti Ahmed Aleyhisselam'ın işaretini görür ve ortasından ikiye ayrılır. Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'a gül bahçesi olur. Toprak Karun'u ejderha gibi sömürür, yutar. Hannane direği akıl fikir sahibi olur. Peygamber Efendimiz'den ayrı düşünce ağlar, inler. Taş, Hazreti Ahmet Aleyhisselam'a selam verir. Dağ, Yahya Aleyhisselam'a söz söyler. Cansız gibi görünen varlıklar, biz derler. Duyarız, işitiriz, görürüz, bakarız. Fakat sizin gibi namahremlere, yabancılara, anlayışsızlara karşı susup durmaktayız. Ey gafiller! Siz cansızlar tarafına gidiyorsunuz. Yani altın, gümüş, mevki, şöhret peşinde koşuyorsunuz. Cansızların canına ve ruhani olan diline nasıl mahrem olabilirsiniz? Onların zikir ve tesbihlerini hangi kulakla dinleyebilirsiniz? Siz madde alemini bırakınız, canlılar alemine gidiniz de
alemin cüzlerinin tesbihlerini ve gürültülerini işitiniz. O zaman cansızların tesbihini apaçık duyarsınız da, Mutezile'nin yanlış yorum ve vesveselerinden kurtulursunuz. Senin gönlünde manevi kandiller, yani basiret nuru olmadığından, görmek ve mana çıkarmak için yorumlarda bulunuyor, tevillere başvuruyorsun. Mutezile inancında olanlar derler ki, cansızların tesbihinden maksat zahiri tesbih, yani kulakla duyulacak tesbih değildir. Onları tesbih ediyor diye düşünmektir. Yoksa onların tesbihini duydum diye davaya kalkışmak da aslı olmayan bir hayaldir. Belki onları gören ibret alır da Subhanallah diyerek Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan beri olduğunu söyler. O cansız şey sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Subhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış onun söze gelmesi, tesbihi sayılır. İşte Mutezile inancında olanların tevili, yorumları budur. Kendisinde hal nuru, basiret nuru olmayan, yani gönül gözü kapalı olan kişinin durumu başka türlü olmaz ki. İnsan hissinden kurtulmadıkça, yani duygusundan çıkmadıkça, onlara görünmez alem yabancıdır. O, dünyayı aklına getirmez. O, dünyaya ait her şeyden habersizdir.